Anne kelimesini çok özlüyorum. Ona anne demek istiyorum. Antalya'dan programımıza katılan Gülten Erkan, 3 aylıkken ayrıldığı annesi Türkan Hanım'ı arıyordu. Anneniz maşallah çok güzelmiş. Siz annenizi nasıl kaybettiniz? Önce oradan başlayalım. Ben 3 aylıkken babamla anlaşamamışlar, ayrılmışlar. Bakamıyorum diye babama geri getirmiş. Babamla da zaten çok iyi bir baba kız diyaloğum yoktu. Biz de kalıyoruz babaanneye. Şunu bilerek büyüdüm Müge Hanım. Benim bir annem daha var. Gözümün önünde canlanan bir hanım var. Ben 3 yaşlarında, 4 yaşlarındayım ve beni sürekli bir yerlerde görmeye gelen bir hanım. 16 yaşındayken de mi geldi? Evet, evimize geldi. Annemle böyle bir 5-10 dakikalık bir konuşma var. Hiçbir adres falan hiçbir şey veremedi. Hiçbir şey alamadım. Babam vefat ettikten sonra öğreniyorum. Bazı sıkıntılar oluşmuş. Beni çok aramış, istemiş, görmek istemiş ama hep engellenmiş. İçiniz yumuşadı. Biraz daha. Babam ve geldiniz öldükten... annenizi bulmaya. Ne söylemek istersiniz annenize? Anne kelimesini çok özlüyorum. Ona anne demek istiyorum. Herkes diyor ki... Bu yaştan sonra neden anne kelimesini söylemenin yaşı yok ki? Onu tanıyan biri varsa, yaşıyorsa lütfen çıksınlar ortaya. Hangi şartla olursa olsun o benim annem. Hiç kimsesi kalmadıysa bile ben onu alıp evime götürmek istiyorum. Benim dünyama dahil etmek istiyorum. Omzuna yaslanıp annem demek istiyorum. Ay kıyamam sana ya, buluruz inşallah. Çok üzüldüm. Keşke daha önce gelseydi. Şöyle şurada bir sarılırsın, başını koyarsın annenin omzuna. Müge Anlı 49 yıldır anne hasreti çeken Gülten Erkan'a güzel haberi verdi. Annesi telefon hattındaydı. Gülten'cim anneni buldum. Ay hadi. Alo. Gülten. Anne. Anam. Neredesin annem? Ankara'dan ayrılamadım ki, belki beni arar bulur diye. Türkan Hanım gözün aydın. Sağ olun, Allah razı olsun. Aydın da evlerinize dolsun inşallah. Evli misiniz şu anda? Evet, beyim de başımda. Biz onunla çok aradık onu. Bugün olabileceğini hiç düşünmedim ya. Ne kadar iyi güzel bir şey bu. Anneciğim. Tamam. Onu sana sarılmak tamam. İstiyorum. Ben de sana senin göğsüne yatıp anneciğim demek istiyorum. Ben de istiyorum anne. Şok ediyorum desin, farkındayım ya. Ay nasıl sarıldığını hissetmenizi isterdim yani. Canım benim tir tir titriyor. Ay. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Anneciğim. Seni Müge Hanım'la birlikte bekliyoruz. İnşallah yavrum. Hadi gelin anne kız konuşun. Canım benim. Gülten izlerken de ağlıyor. Nasıl geçirdin Gülten'cim geceyi? Heyecan. Uyuyamadım. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Yani belki bir iki saat gözümü kapattım. Hatta sabah uyanamamışım. Hava ablam uyandırdı ya, o derecede. Yarım asırlık bir özlem. Dile kolay. İzlerken bile tekrar... Evet yani yarım asır annesiz geçen aynen. Bir hayat. Yani zaten hani o yarım asrı atlatıyorsun, bir de annesiz atlatıyorsun. Gerçekten zor bir durum yani, seni çok iyi anlıyorum. Demiştin ki yarın annem gelecekse ben daha güzel giyineyim. Ondan sonra daha da güzel makyaj da yaparım. Annemi karşılarım. Annen de dedi ki... Ben de seni görmek istiyorum. Bu da çok güzeldi değil mi? Hani annenin aynen, de seni bu aynen, şekilde aynı duygularda olmak çok güzel. Yani isteniyor olmak duygusu çok güzel. Aranıyor olmak duygusu çok güzel. O yüzden hiç yabancılık çekeceğimi tahmin etmiyorum. Çünkü anne, ikimiz de yıllar... Anne sen tanımazsın değil tanımam. Mi? Şuradan birisi desem sana. Tanımam. Mümkün değil. Ama belki göz göze geldiğimizde o gözlerden anlayabilirim. Vallahi hayatım yarım asır beklemişsin. Ben seni hiç bekletmeyeceğim. Annen bekletme, koştu beni geldi. Artık. Bekletme ben. Annen koştu geldi. Gel yanıma. Gel yanıma. Türkan Çayır efendim. O da yıllarca kızıyla kavuşacağı günü beklemiş. Bakıyor şimdi nerede diye. Öyle şeyler yapmıyorum. Çünkü
biliyorum nasıl bir dert olduğunu, tahmin edebiliyorum bunu. Annem bu kapıdan gelecek. Alkışlarla efendim Türkan Hanım. Şakaklarım titriyor. Ay evet, çirkin titriyorsun. Dur. Annene bana sarıldığın gibi çok sıkı sarılma. Efendim anne kız ilk kez birbirlerini görecekler. Anne kız. Uzun. Bir tanem. Bana uzmanım yavrum. Canım. Canım benim. Canım annem. Yavrum. Gültenim. Çok güzelsin. Çok güzel. Çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Beni otur. Beni otur yavrum, annem yaptığı. Tamam. Yavaş. Hoş geldiniz. Canım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ameliyat canım. Çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Geliyor oturacağım. Şöyle sizi. Aynen. Annem. Hoş geldin. Beğendin mi? Hocam teşekkür ederim. Bırak bu hocam. Geldin. Hoş geldin. Ben bırakmayayım. Yalnız arkama bin binde. Tamam. Ameliyatlıyım Belfat'a ameliyat. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bir tanem. Allah'ım sana şükürler. Günler ve şükürler olsun ki dualarımı kabul ettin Allah'ım. Ah, anne kokusu. Ah yavrum. Ah yavrum. Allah'ım. Canım. Çok teşekkür ederim. Allah seni bana hayatımı verdiniz. Bütün emeğe geçenlerden. Hepinizden razı olsun. Seni de böyle canlı canlı görmek istiyorum. Demek ki bulana kısmetli. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Fakat çok benziyorsunuz. Evet. Ay bütün komşularım şöyle, telefonum susmadı dedim gece yarısına kadar. Hiç susmadı, hiç uykum yok. Burun aynı. Hiç uyumadık. Bütün sülaler benim, kendimden kimse yok hayatta. O gördüğün dayın sizdir ömür. Allah rahmet eylesin. Allah sana ömür versin. Amin. Hepimize, sana da.